Tipine bak ya. Ya ben de öyle şeyler yapsaydım keşke. Onlar gezdi de ben ne yaptım ben? Bir arka kısım var. Aa, çok fena. Allah korusun. Girer zeyden çıkamaz. Yani biz... Şey diyorlar, bizim reklama ihtiyacımız yok. Tabii. Biz kendi reklamımızı, işte ajanslarımız var. Onlarla yapıyoruz. Sadece yani. Toprağı aslında bizden geliyor. Evet. Şimdi mesela İzmir, Nevşehir bu noktada fabrikasyona başladı. Evet. Burası menşei ama aynen. Biz de haberi yok. Biz fabrikalaşmak istemiyoruz. Evet. Şimdi gittiğinizde her evin altında göreceksiniz. Evet. Fabrikalaşırsa ruhu kaybolur diye düşündük. Evet. Oradaki köylü... Çok paylaşım yaparken yazmak lazım. Evet, tabii. Yok, benim arabada gelir ya. Tamam. Bir tane sen daha şu arkadaşımda. Bunları bıraksak mı arabaya? Ay şapkanız çok güzelmiş. Merhaba. İçerilere işlediğiniz için. Hemen şurada bir çamaşır sürüleceğim. Efendim hoş geldiniz efendim. Çok güzel. 60 yıldır çamur atalım diyor, öyle başlıyor sadece. Ve bu kelimeyi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na aynısını söyledim. Hı hı. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım, 67 yıldır çamurla uğraşıyorum ama hiçbir kimseye çamur atmadım dedim kendisine. Bundan sonra bana ödülü verdi. İçeride ödülüm var, kendisi o ödül verdi bana. Yaparken bu sırlı olan, değil mi? Tabii, sırları sokabiliyor. Yaklaşık bu sır 980 derecede pişiyor. Yani sırın açması için. Kıyılmaz yani, ben kırmam. Bizde de vardı ama şu tip bir şeydi. Çok güzel. Bayağı para birikti orada. Ha, evet. Siz? Şöyle küçük ya. Aslan nereden göçtünüz? Bulgaristan göçtünüz. Hangi şehir? Razga Doburca. Üç aile geliyor buraya. Aha. Lakaplar. Bak oturmuş. Fötürlü fotoğrafı bana da atar. Aslında birçok öğrenci yetiştirdi. Dolayısıyla hani boşu boşuna insanlar yaşayan insan hazinesi olmuyor. Sanatkar olmuyor. Dolayısıyla bu hem sanat, hem toprak, hem bu güzellik bir araya gelince ortaya bambaşka şeyler çıkıyor. Umarım size performansı... Bir alkış mı ne Şimdi efendim, bir şöyle tutuyorsun, şöyle içer misin? Kusura bakma ne oluyor yani. Şimdi küçük bir şöyle tutuyorsun, yerize buradan. Ay sanki bozulacak gibi. Bozulmaz. Ay, ben alttan tutuyorum. İsim neydi? Sema. Sema Hanım. Sıkıntı düşmesin. Koskoca bir sanat. Tebrik ederim, düşürmedi yani. Çok güzel. Şöyle gitersin. Çok iyi yapıyorsun. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ve Salih Usta'ya, saygılarımızla. Teşekkürler, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel elimizi yıkayalım. Tamam. Bir lise öğrencisi geldi. 89'da. Dedi ki ben Selim okuyacağım. Sizde staj görmek istiyorum. Ve biz ona 4 tane atölye açtık. 20 gün kaldı. 20 gün sonra bu gitti. Gitti, bir daha gitti yani. Okumuş, adam olmuş, üniversiteyi kazanmış ve Çanakkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olmuş. Ve bir gün
2003 yılında geldi buraya. Dedi benim bu köye borcum var, niyet borcum var. Buraya böyle bir şey yapalım. O başlattı, biz bitirdik. Bu 3 metre 30 santim yapıldı, 3 metre kaldı. Bunda yaklaşık 6 ton çamur var. Pişirmesinde olduğu yere pişirdik. Fırın kurduk oraya. Ve 6-7 tondan odunla pişirdik. Ve Avrupa'da bir ilk, dünyada ikinci. Ne zaman yapıldı bu? Dünyada ikinci. 2002 Avrupa'da yılında başladı. Avrupa'da ilk. Bu 3 metre kaldı. 3.30 yaptık. 3 metre kaldı. Hep tek parça bu yani. Bunu bütün köydeki çömlekçiler yaptı. Ne kadar zamanda tamamlandı? 4 ay. 4 yıl. Şey yapalım mı? Çömleğin önünde oturalım. Tabii hep beraber oturalım. Gelin buyurun. Kasaya, hadi. Yok bir şey olmaz. Murat gelsene kasaya. Hadi. Gel kasaya. Murat kasaya. Götürüyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Bugün çok mutlu bir gündeyiz. Hava çok güzel. Bilecik'in her yeri yeşil doğasıyla, tabiat ve kültürü, tarihi, medeniyeti, birçok doğal güzelliği bir arada yaşayacağımız kadim bir şehir. Bu noktada da bugün birçok gazeteci cemiyette yer alan Milliyet Gazetesi, Posta Gazetesi, Platin Dergisi, Ekonomi Dergisi, KRT Komptiyer sahipleri gibi birçok köşe yazarımızı ve temsilcilerimizi şehrimizde ağırladık. Yaklaşık 2 günlük programımız içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Kadın Girişimciler Kurul Başkanımız Şermin Kahraman Hanımefendi'nin himayelerinde İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak birlikte bir turizm info turu gerçekleştirdik. Hakikaten gazetecilerimizin ve köşe yazarlarımızın Bilecik'e karşı hayranlığı bizleri de çok mutlu etti. Doğası, kültürüyle her anını dolu dolu yaşadıkları bir program gerçekleştirmiş olduk. Kendilerine de buradan bizleri önemsedikleri için ve turizme sağlamış oldukları katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.